Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Okuyalım. Betting on these matches was all important and very large amounts of money were won and lost on single matches. The match daha doğru. Bir dakika. Matches. Match değil arkadaşlar, matches'mış. O şekilde telaffuz ediliyor. Telaffuz önemli. Emin olmadığınız yerde mutlaka okutun sözlüğe. Yani bu şu şöylesi, bu da böyledir demeyin. Olmayabiliyor. Genellikle de olmuyor zaten. İngilizce o konuda biraz garip bir dil. Çevirelim. Bet burada hani bahse girmek. Bahisler. On these matches. Matches. Bu maçlar üzerine olan bahisler. Özneniz burası. Was all important. Çok önemliydi yani. Tek önemli olan şey neredeyse bu bahislermiş. Yani bahis oynamak için oyun organize ediyorlarmış, yani böyle de diyebiliriz. And very large amount of money. Ve çok büyük miktarlarda para were won. Yine pasif var. Kazanılır ve kaybedilirdi. Nerede? On single matches. Yani tek bir oyunda bile, tek bir maçta bile çok fazla, çok büyük miktarlarda para kazanılıp kaybediliyor. Çok büyük bahisler dönüyormuş yani bu oyunlar üzerine. Zaten üst sınıf İngilizlerin oynadığını, zenginlerin oynadığını düşünmüştük. O yüzden bu bilgi de şaşırtmadı. And the matches could take 3 days to complete. And where the matches, maçlar could take 3 days. Eğer arkadaşlar take'ten sonra zaman varsa o süreyi almak, yani o iş yapman o kadar süre alıyor anlamında. 3 days, 3 gün alıyormuş. Ne için? To complete, tamamlanması, yani bu maçların tamamlanması 3 gün alıyormuş. 3 günde bitiyormuş. Bunlar böyle turnuva şeklinde herhalde. 3 günde tamamen bitiyor. In order to win more matches, bets and a sporting reputation, rich cricket lovers would go around their local areas looking for young men with talent. In order to, bir şey yapmak için burada. Win, kazanmak için. More matches, daha fazla maç kazanmak için anlamında. İki bilgi arasında. Yani daha fazla maç kazanmak neyi aslında? Bets, bahis ve sporting reputation. Reputation burada ün, şöhret demek. Ve sporsal olarak tabi ün kazanıyorsun. Ne kadar maç kazanırsan o kadar güçlü bir takım oluyorsun. Ünün de artıyor. İşte bu maçları kazanmak için rich cricket lovers, zengin bu kriket severler, would go, gidebilirler. İşte nereye gidiyorlarmış? Around their local areas. Kendi böyle yerel alanlara, yani köylere kadar falan gidiyorlarmış. Bunu da diyebiliriz burada. Ne için gidiyorlar? Yani gidip ne yapıyorlar? Looking for young man. Look for burada aramak demek. Young man with talent. Bak burada da yine with kullanıyoruz. Young man with talent. Talent ne? Yetenek. Young man de genç adam. Yani genç erkek. Nasıl genç erkek? Yeteneğe sahip genç erkekler. Re aramaya yerel böyle kırsal alanlara gidiyormuş bu zengin kriket severler. Yani takımlar oyuncuları bulmak için her yeri arıyorlar. Böyle özellikle kırsal alanları falan da arıyorlarmış. If someone looked promising, evet promising olarak, ilk önce dedim promising olur mu? Promising. Burada arkadaşlar promise bir de söz vermek, biliyorsunuzdur. Burada gelecek vaat etmek anlamında kullanılıyor. Bu anlamı da çok fazla kullanılır. If someone, eğer birisi looked, burada hani it looks like falan da kullanılır. Gözükmek demek, bakmak değil burada. Eğer birisi arıyorlar diye, birisi böyle gelecek vaat ediyorsa, vaat eder gözüküyorsa, yetenekliyse yani, he could be given. Bak pasif var yine. Given a job. Ona, he'den kastı da burada yetenekli, gelecek vaat eden birisi. Ona iş verilir. Nerede? At the rich man's houses as a servant. Bir hizmetçi olarak bu zengin adamın evinde ona iş verilir ve olsa ayrıca earn extra money every time he played cricket. İşte her cricket oynadığı zaman, her cricket oynadığında ekstra para da kazanıyormuş.
Böyle bir de durum varmış. There were bonuses too if he played especially well. Eğer böyle özellikle iyi oynarsa da bonus yani ekstra paralar da alıyorlarmış. Bonuslar da varmış yani. So, in the 1700s, the typical country house cricket team would consist of the patron as captain, of course, one or two of his sons or nephews and the local doctor's son. So, bu yüzden bu 1700'lü yıllarda tipik bir evi kriket takımı would consist of bir şeylerden oluşuyormuş. Yani bir takımda şunlar şunlar var diyeceğiz. Patron bir patron ki bu patron da zaten Foundation açıklamış. Of course tabii ki de bir kaptan olarak bulunuyor bu zengin kişi. One or two of his sons or nephews ve bu patronun yani evin sahibinin bir ya da iki tane oğlu ya da yoksa da böyle yeğenlerinden falan oluyormuş. And the local doctor's son. Bu çok garime gitti. Yerel doktorun da oğlu. Hani böyle sakatlık olursa doktorun oğlunu mu müdahale ediyor? Niye doktor değil yani? O da çok garip. Doktorun oğlunun sağlıktan anladığı kesin mi? Tabi bu da çok ilginç geldi ama 1700 yıllardan bahsediyoruz. Çok da şaşırmamak lazım o zamanı düşünerek. Göz önüne alarak düşünürsek. These were the amateurs who received no pay and were referred to as Mr. J. Smith in press reports. Bunlar were amateurs. Bunlar amatördü. Hangi amatörler? Who received no pay. Ücret almayan. And were referred. Burada referred hani adlandırılan bu şekilde. Nasıl adlandırıyormuş? To as Mr. Smith. İşte by Mr. By Smith. By Mr. demişim. By Smith olarak. Press reports da burada basın raporlarında işte by Smith olarak adlandırılıyormuş. O şekilde değiniliyormuş onlara. The house's servants and gardeners who were paid for playing were referred to as Smith J. Çok ilginç bir şeymiş ya. Bu patronlara işte para almayan, ya bunlar sen kendisi zengin. Para veren bunlar. Bunlara işte J. Smith deniyor, Mr. J. Smith. Bu işte asıl oyuncu olan işte sonra evde de hizmetçi olarak çalışan the house servants and gardeners. Ev bekçileri, ev hizmetçileri ve garden bahçeden gardeners. Tabi burada bahçıvan diyebiliriz. Bahçıvanlar ki bunlar were paid for playing. Oynamak için para ödenen. Sonra bak burada bunu açıklıyor. Sonra iki bilgiler arasında bir daha were diyor. Burada devamı were referred to as Smithy. Bunlar ise İşte bu basın raporlarına diyebiliriz yine. Smith J olarak adlandırılıyormuş raporlarda. Yani raporları biz kendimiz ekledik. Bu şekilde adlandırılıyorlar. Yani böyle ayrım yapıyorlarmış. J. Smith olursa Mr. J. Smith. Yani Mr. olma sebebi belli zaten. J. Smith, Smith J. Orası çok ilginç. These two different socio-economic groups were known as the gentlemen and the players. Bu iki farklı sosyoekonomik yani direkt buradan gelmiş zaten gruplar were known pasif var biliniyor ne olarak biliniyor gentleman bir gentleman diyebiliriz ne başka bilmiyorum ne diyebiliriz buraya ve oyuncular olarak biliniyor. Ironically, many gentlemen got more money in expenses than the paid players got. Ironically, ironik olarak, ironik bir şekilde many gentlemen birçok gentleman ya bu zengin taraf got more money in expenses. Got more money burada daha fazla para elde ediyor. Nerede? In expenses. Ama expense burada harcama demek. Masraf. Masrafları daha fazla para elde ediyor. Then neden daha fazlaymış? The paid players got. Bu para ödenen ücretli oyuncuların aldığından daha fazla para ediniyormuş. Yani yine her zamanki gibi işte oyunu oynayıp yani takımını kazandıran oyunculara nazaran o takımlara sahip kişiler daha fazla para kazanıyor. Yani 1700'lü yıllardaki de kapitalist düzen aynı şekilde günümüzde de var.
Zengin olan her zaman daha fazla para kazanıyor. Bunun anlamı bu. Yine arkadaşlar 10 dakikaya geçtik. Şurada 71. Burası var, burası var, burası. Bir sonraki videoda bitiririm. Olmadı yani çok uzayacaksa bir iki tane daha video yapabiliriz. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.